Selçuklu tarihine olan ilgi son yıllarda oldukça artsa da hala bilgilerimiz çok yüzeysel ve sınırlı. Genelde Selçuklu tarihini son dönemde dizi ve filmlerdeki simsiyah giyinen, saçı sakalı birbirine karışmış, dizinin her dakikası birileriyle kavga eden Haçlı Kalesi basan figürlerle sınırlasak da Selçuklu tarihi aslında bir derya deniz. Neyse, konumuza gelecek olursak iddia edilen garip bir durum var ki o da şu, güya Selçuklular aslında Museviymiş. Bunu da Selçukluların atası olan Selçuk Bey'in oğullarının isimlerine dayandırıyorlar. Gelin bu iddiaya sebebi olan isimlere ve konunun aslına yakından bakalım. 10. yüzyıla Türkistan'a gidiyoruz. Hazar Denizi ile Mavera Ün Nehri arasında kalan bölgede yani Mangışlak bölgesinde Oğuz Yapkı Devleti var. Tarih derslerinin adını çoğumuz biliyoruz. İşte bu devletin hizmetinde olan rütbeli bir komutan var ki kendisi Selçuk Bey'in babası olur. Adı Dukak Bey. Bu kısımlardan çok bahsetmeye gerek yok. Dukak Bey'in oğlu Selçuk Bey, babası vefat ettikten sonra devlet içerisinde onun yerini almaya başlıyor. Ancak hem genç hem de iktidar hevesli biri olduğu için siyasi kavgalardan dolayı Oğuz Yapgu Devleti'ni yönetim merkezini terk etmek zorunda kalıyor. Kendisine bağlı birliklerle yine Oğuz Yapgu'na bağlı olan ancak yönetimin daha zayıf olduğu ve Müslümanların daha ağırlıkta olduğu Cent şehrine geliyor. Selçuk Bey buraya geldikten sonra İslam'ı kabul ediyor. İşte asıl geldiğimiz nokta bu. Selçuk Bey, İslam'ı kabul etmeden önce hangi dine mensuptu? Eski Türk dini ya da Gök Tanrı dini diyebileceğimiz dine mi mensuptu, yoksa başka bir dine mi mensuptu? Kimilerine göre kendisi Museviydi. Bu iddianın kaynağı da çocuklarına verdiği isimler. Bazı kaynaklara göre 4, bazılarına göre 5 oğlu vardı. İsimleri şu şekildeydi. Mikail, Arslan, hatta İsrail de diyorlar. Musa, Yunus, Yusuf. Ahmet isimli bir oğlu olduğu iddiası da var ancak bu zayıf bir iddia. 10 farklı kaynağa göre Selçuk Bey'in oğlunun isimleri ise şu şekilde. Örneğin anonim Melikname'ye göre 3 oğlu var ve isimleri Musa, Mikail ve Arslan. Ki Mikail Bey, Çağrı ve Tuğrul Beylerin babası, Alparslan'ın dedesi oluyor. Ya da Ahbarü'd-Devletü Selçukiye'ye göre 4 oğlu var. Tarihi Güzide ve Müsameretü'l-Ahbar gibi farklı kaynaklarda geçen şekilleri de ekrana veriyorum, inceleyebilirsiniz. Bu isimlere baktığımızda fark ettiğimiz ilk şey İbrani isimleri olması. Peki gerçekten Selçuk Bey ve oğulları Musevi miydi? Çok kısa ve net cevap elbette değillerdi. Bunun için dönemin siyasi ve kültürel yapısını iyi bilmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız Oğuz Yapkulu Mangıştak bölgesinde hüküm süren bir devletti. Bu bölge o dönemde Hazar Kağanlığı'nın etkisi altında olan bir bölge. Hatta Oğuz Yapkulu'nun Hazar Kağanlığı'na bağlı olduğu iddiası da var. Olsun ya da olmasın Hazar Kağanlığı'nın kültürel etkisi altında olduğu bir gerçek. Peki Hazar Kağanlığı'nın dini neydi? Musevilik. Dolayısıyla ortada bir Musevi olma hali yok. Çok çok büyük ihtimalle Selçuk Bey Hazar Kağanlığı'nın kültürel etkisi altında kalarak ki bu doğal bir şey bu isimleri vermiş olabilir. Sonuç olarak Selçuk Bey'in kültürel etki altında kalarak verdiği isimlere bakarak Selçukluların Musevi olduğunu iddia edemeyiz. Buna işaret eden başka somut davranış ve hareketleri de zaten mevcut değil. Kanaldaki içeriklerin devam edebilmesi için beğeni, takip, abonelik gibi destekleriniz önemli. O sebeple aşağıdan beğen butonuna basabilir, yorum yazabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.